Saat kaç? Sıkılıyorsun biliyorum ama yapacak bir şey yok. En az 15 gün daha yatacaksın. Eskiden olsa bir an önce ayağa kalkmaya çalışırdım. Ama şimdi farklı bakıyorum. Neredeyse yatağa düştüğüme sevineceğim. Vurulmamış olsaydım ya devletle uğraşacaktım, ya örgütle, ya da harbiyle. Şimdi senin yanındayım. Şu kaburgamdaki ağrı olmasa başka sıkıntım da yok. İskender'e bundan sonra babanla emekli hayatı yaşayacağız. Sen işleri ne yapıyorsan yap diyeceğim. Ne var Sabri? Abi mutlaka cevap vereceksin dediğiniz numaralardan biri arıyor. Sizinle görüşmek istiyor. Dinliyorum. Şu dediğini bir daha tekrar et bakayım. Emin misin? Kaynağı sağlam mı? Tamam. Bir haber alırsan beni ara. Sabri, elbiselerimi hazırla, gidiyoruz. Ne oluyor Tatar? Çok önemli bir iş var, acil çıkmam lazım. İskender'e mi bir şey olmuş? Mevzu başka, için rahat olsun. İskender dışında mevzu ne olursa olsun seni bu halde göndermem. Güler, çok önemli olmasa gitmem. Nereye gidiyorsun? Ben de seninle geleyim. Döneceğim, merak etme. Aziz Allah'ım, bütün bir kere kalmam.
جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم babaları temsilen gelmiştir. Ne bileyim ben Cevdet. Başınız sağ olsun. Senin bu halde gelmene gerek yoktu Tıpır. Ben hepimizi temsilen buradayım. Doğumda ve ölümde temsil olmaz Turan. Şahsen gelmek lazım. Başın sağ olsun. Daha tam toparlamadım. Burası sana göre değil. Hadi gel götüreyim seni. Toparlansak da toparlanmasak da hepimizin sonunda geleceği yer bura. Onlar benim dostum. Yediğimiz mermi içtiğimiz su ayrı gitmez demiştim sana. Sen beni ciddiye almıyorsun galiba. Eyvallah. Ben seni ciddiye alıyorum Tatar. Sen de biraz beni ciddiye alsan iyi olur. Hadi gel götüreyim seni. Mezarlık havası sana ağır gelir. Ben buradayım. Temsil işi bende. Sen git. Sonra konuşacağız. Ziyaretimizin asıl sebebi cenaze değil sadece anlaşılan. Sen cenazelerini defnet. Sonra konuşuruz. Yaran kanıyor. Hastaneye git. Ben uğrarım yanına. Gidelim. Mevzu ne reis? Mevzu derin Hamza. Tatar'la konuşup öğreneceğiz.